Bugün Halepçe Soykırımı ve İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü katliamına dair açıklamamızı okuyacağız. Bugün 16 Mart. 16 Mart 1988 Halepçe toplu katliamının 36. yıl dönümü. Halepçe, Güney Kürdistan'da Irak Baas rejimi ve Saddam Hüseyin tarafından Kürtlere karşı 29 Mart 1987'de başlatılan ve 7 Haziran 1989'a kadar devam eden en az 182 bin Kürt'ün katledildiği, zamana yayılmış büyük bir soykırım örneği olan Enfal operasyonlarının en çarpıcı halkasıdır. Saddam tarafından Irak Devrim Komite Konseyi'nin başına geçirilerek yetkilendirilen Yeğen Kimyasal Ali lakaplı Ali Hassan Mecid, Irak'ın Kürtlerden arındırma gibi önemli bir görev üstlenmişti. Halepçe'de insanları evlerinde duramaz hale getiren napalm bombalarıyla başlayan bombardıman, yoğun kimyasal bombalarla devam etmiş ve yaklaşık 5500 insan aynı anda katledilmişti. Saddam Hüseyin rejiminin özellikle Enfal operasyonu kapsamında işlediği suçlar soykırım suçudur. Bu en ağır insanlık suçunun soykırım olarak adlandırılması büyük bir önem taşımaktadır. 1 Mart 2010'da Irak Yüksek Ceza Mahkemesi'nin Halepçe katliamını soykırım olarak tanıması bu anlamda önemli bir adım olmuştur. Devamında Irak parlamentosu da Halepçe toplu katliamını soykırım olarak kabul etmiştir. Soykırım suçunun tanınması, sebep olanların mahkum edilmesi, benzer hesap içinde olanlar için de caydırıcı bir özellik taşıyacak ama daha da önemlisi soykırım kurbanlarının yakınlarının yas süreçlerine ve kendilerini toparlamalarına ciddi bir katkı sunacaktır. Bugün Halepçe dışında hafızamızda acı bir yeri olan bir katliamın daha yıl dönümü. 16 Mart 1978'de İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde Eczacılık Fakültesi önünde 7 devrimci ve yurtsever öğrencinin katledildiği, 41 öğrencinin de yaralandığı Beyazıt katliamının 46. yıl dönümüdür. Sonradan ortaya çıkan belgelerde yapılacağı önceden bilinmesine rağmen katliam devletin emniyet yetkilileri tarafından engellenmemiştir. Sorumlu olan ve katliama göz yuman tüm emniyet yetkilileri hakkında beraat kararları verilmiş, dava dosyası zaman aşımına uğrayarak Türkiye'nin karanlık tarihinde yerini almıştır. Bu tutum, alışık olduğumuz onlarca örneğini yakından bildiğimiz Maraş gibi, Hrant Dink gibi, Kar katliamı gibi cezasızlık, göz yumma ve doğrudan suça iştirak tutumudur. Bitirdiğimiz tüm canları saygıyla anıyoruz. Halepçe katliamından tesadüfen kurtulan ve katliamda bütün yakınlarını kaybeden Elvan Ali Mahmud'un soykırım suçunu işleyenler için sarf ettiği sözlerle bitirelim. Saddam hükümetinin düştüğünü Halepçe mezarlığındayken haber aldım. Bu büyük suçları işleyenlerin öldürülmesini değil, bir kafese konarak bu mezarlığa getirilmelerini, her gün eserleri olan bu mezarları seyretmek zorunda bırakılmalarını, mezarlıkta yakınlarını ziyaret edenlerin de geçerken bunların kaldıysa yüzlerine tükürmelerini isterdim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Hep Parti, Ankara İl Meclisi.